1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 48. Semih Ofsetsek Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Semih Ofsetsek Yayınları Sayfa 486. Mustafa Kemal I, Dünya Savaşı'na kadar sırasıyla nerelerde görev yapmıştır? Cevap, Mustafa Kemal I, Dünya Savaşı'na kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Özellikle 5. Ordu'da görev alarak Şam'da bulunmuş, daha sonra Trablusgarp ve Bingazi'de İtalyanlara karşı savaşmış, ardından Çanakkale cephesinde 19. Tümen Komutanı olarak görev yaparak Çanakkale'nin savunulmasında önemli bir rol oynamıştır. 7. Osmanlı Ordusu I, Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde savaşmıştır? Cevap, Osmanlı İmparatorluğu I, Dünya Savaşı'nda birçok cepheye savaşmıştır. Bunlar arasında Çanakkale, Galicia, Kafkasya, Sinafilistin ve Irak cepheleri öne çıkmaktadır. 8. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi Anadolu ve Trakya'daki işgallere gerekçe oluşturmuştur? Cevap, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi, güvenlik gerekçesiyle herhangi bir stratejik noktanın işgaline izin veriyordu. Bu madde, Anadolu ve Trakya'da pek çok yeri işgal etmek için müttefik güçler tarafından gerekçe olarak kullanılmıştır. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Mustafa Kemal'in aldığı eğitim, okuduğu okullar, öğretmenleri, yaşadığı şehirler, okuduğu kitaplar, yerli ve yabancı düşünürler, fikir akımları ve yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar, onun fikir hayatının oluşumu ve gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yukarıdaki unsurlardan değildir? A. 2. Abdülhamit'in merkeziyetçi yönetimi. B. Nakiyüddin Bey'in ülkenin durumu ile ilgili uyarıları. C. Fransız İhtilali'nin ardından yayılan fikirler. D. Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleri. E. Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Türk tarafının kazanç sağlayamaması. Cevap A. 2. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük adıyla fikir akımları ortaya çıkmıştır. Bu fikir akımları devlet adamları ve aydınlar tarafından desteklenmiş, çeşitli yayınlar aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılarak taraftar bulması sağlanmıştır. Yukarıdaki fikir akımlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Türklerin birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlamak. B. Gayrimüslimlerin devlete bağlılıklarını arttırmak. C. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek. D. Demokrasi, anayasal hak, cumhuriyet fikirlerini yaymak. E. Dünya üzerindeki Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamak. Cevap C. 3. I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da başlayan ekonomik ve siyasi rekabet bloklaşmalara neden oldu. Bunun sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan gruplar ortaya çıktı. I. Dünya Savaşı öncesindeki süreç dikkate alındığında tabloda boş bırakılan yerlerde aşağıdaki devletlerden hangileri yer almalıdır? A. Abdo-Japonya. B. Rusya-Jitalya. C. İtalya-Osmanlı Devleti. D. Rusya-Bulgaristan. E. İtalya-Yunanistan. Cevap B. 1. 2. Sınıf Semih Ofsetsek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 48 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.